Musul merkezine yönelik bir saldırı gerçek manada başladığı zaman bu saldırıyı yani bu taktiği yürüten aktörlerin kimlikleri son derece önemli. Yani bu DAEŞ'in şeyine de olabilir, avantajına bir durumda ortaya çıkabilir ki DAEŞ'in istediği noktalardan bir tanesi bu. Haçlı Şabi veya diğer Şii unsurlar, milis kuvvetleri Musul merkezine gelsinler. Dolayısıyla da bu Sünni Arap toplumunda çok ciddi bir reaksiyona sebep olsun ve Sünni grup topluluk da benimle birlikte şehrin savunusunu Şiilere karşı versin. DAEŞ'in zaten istediği şey bunu bir tür mezhepsel çatışma üzerine, dinamiği üzerine oturtarak şehrin daha fazla elinde kalmasını sağlamak. Aksi takdirde zaten bazı örneklerde gördük, yerel halkın kendisi operasyon başladıktan sonra DAEŞ'e karşı savaşmaya başlıyor. Bu haliyle DAEŞ'in savaşı çatışmayı daha hızlı bir biçimde kaybetmesine neden oluyor. Telafer meselesi de öbür taraftan önemli. Hı hı. Hem Türkmen kimliği olması bakımından hem de DAEŞ'in şehri bu Türkmenlerle birlikte ve özellikle yönetici kadrosunda DAEŞ'in bazı Türkmenlerin yer almış olması. Tabii bu Türkmenler açısından rahatsızlık verici ama aynı zamanda ciddi bir tehlikeyi de ortaya koyuyor. Yine benzer bir biçimde oradan ayrılmak zorunda olan Şii Türkmenleri siz eğer Irak ordusu olarak eğitip Haçlı Şabi'nin içerisine alıp daha sonra da telafer operasyonu için kullanacaksanız orada çok ciddi bir sıkıntı çıkacak. Neden? Çünkü büyük ihtimalle Şii Türkmenler orada yer alan Sünni Türkmenleri şehri neden terk etmedikleri ya da DAEŞ'in boyunduruğu altında neden yaşamayı tercih ettiklerini yönünde bir baskı uygulayarak onlara karşı şiddeti çevirebilirler. Yani elbette DAEŞ şehirden ayrıldıktan sonra bunu çok rahatlıkla da yapabilirler. Dolayısıyla hem Musul'da hem Kerkük'te hem de Telafer'de böylesi bir etnik ve mezhepsel çatışma dinamiği birazcık ortaya çıktığı zaman bunun dip dalgası Irak siyaseti açısından öngörülemez ve kontrol edilemez bir boyuta ulaşacaktır. Ya bugüne kadar bakıldığında yani şu son geçen 9 günlük süreye bakıldığında böylesi bir durum henüz yaşanmadı. Yani büyük bir sonuç üretecek şekilde yaşanmadı. Yani koalisyon bunun bu şekilde olmaması gerektiğini söylüyor, Türkiye söylüyor. Hatta Türkiye enteresan bir biçimde şöyle bir durum da yaşanabilir yarın öbür gün. Eğer bu durum ortaya çıkarsa ve bu durum tekrar ederse bazı köylerde, köylerin alınmasında bu tür mezhepsel dinamikler ortaya çıkarsa Türkiye doğrudan askeri müdahalede bulunacak bir pozisyona da kendisini götürebilir. Yani bunu taraflar zaten, bence biliyorlar ve telafer bu anlamda yani B planı, C planı yani hangisi olursa olsun yani bu plan Türkiye doğrudan bu mezhepsel çatışmayı engellemek için evet yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu planların arasında bir plan muhtemelen ama son tercihlerden bir tanesi. Yani o son tercihte hem Musul özelinde hem de Telafer özelinde böylesi bir mezhepsel çatışmanın ve Sünnilerin doğrudan gelen milis kuvvetleri tarafından bir adeta katliama uğratılma riski. Çünkü böylesi bir riskin tahminini yürütmek çok da zor değil. Çünkü geçtiğimiz 2 yıl içerisinde DAEŞ karşıtı koalisyon bağlamında Irak Merkezi Hükümeti'nin, ordusunun, terörle mücadele biriminin ve Haçlı Şabi'nin temel olarak yaptığı operasyonlarda ve operasyonlar sonrasında ortaya koymuş oldukları performansta malum herkes açısından ortaya çıktı ki istenmeyen durumlar söz konusu oldu. Bu istenmeyen durumlar kuzeye doğru çıktıkça daha tehlikeli hale geliyor. Çünkü kuzeye doğru çıktığınızda hem homojenlik açısından, mezhepsel homojenlik açısından Sünniliğin ağır bastığı hem de etnik homojenlik açısından giderek karmaşıklaştığı Kürtlerin, Türkmenlerin, Sünni Arapların bir arada yaşandığı. Dolayısıyla aynı zamanda etnik bir çatışmanın da gündeme gelme ihtimali olacaktır önümüzdeki günlerde. Eğer böylesi bir yanlış yapılırsa. Bir de dediğim gibi DAEŞ'in temel stratejisi zaten bu. Yani bu politik atmosferi, bu polarizasyonu, kutuplaşmayı bir fırsat olarak görüp bunu çatışmanın devam etmesi ve mümkün olduğu kadar da mezhepsel bir temel üzerinden devam etmesi konusunda çok çaba sarf edecektir. Eğer siz bu çabayı dikkatli bir şekilde bir strateji olarak ele almazsanız muhtemelen Irak'ta o biraz önce bahsetmiş olduğum büyük dip dalganın fitilini ateşlemiş olacaksınız. Bugüne kadar fena gitmiyor operasyon ama asıl bundan sonrası önemli. Yani
Eğer operasyonu biz örneğin 5 aşamalı bir askeri operasyon olarak değerlendirirsek belki şu anda birinci aşamasının bile bitmiş olduğunu söylemek son derece zor. Çünkü Fırat Nehri'nin, pardon Dicle Nehri'nin Musul'u ikiye ayırdığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Evet. Ve muhtemeldir ki DAEŞ'in Musul'da savunma hattını ve son büyük savaşını Musul özelinde Fırat Dicle Nehri'nin batısında. Eskişehir'de hükümet binalarının yer aldığı batısında daha çok verecektir bu savaşı. Dolayısıyla buradaki şehir çatışması şu andakinden çok daha şiddetli, çok daha kanlı. Muhtemeldir ki DAEŞ'in bir yöntem olarak uyguladığı sivilleri bir tür kalkan olarak kullanma, aileleri kaçırma ve operasyonun temposunu yavaşlatma gibi bir takım teknikler olacaktır. Hatta yine biliyorsunuz kimyasal silahların kullanılmaya başlandığı, bazı zehirli gazların petrolle birlikte yakıldığını falan şahit olduk. Bu da sadece Şii milis kuvvetlerinin değil, aynı zamanda IŞİD'in de katliamına maruz kalan, adeta sivil halkın bir tür sandviç arasında kalmış, iki sert yapı arasında kalmış bir güvensizlik ortamı oluşmuş durumda. Bu giderek daha tehlikeli bir durumda arz edebilir.